Herkese selamlar dostlar. 11 Şubat 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 4 adet mücadelemiz var. Leipzig mücadelesi, Sevilla, Porto, bir de basketten Real Madrid, Barcelona, El Clasico derbisi var. Değerlendirme altına aldım. Hem idealdir hem de yüksek oranlıdan sizlere bazı öneriler yapacağım. Değerlendireceklere bol şanslar. Ondan önce şöyle baktığımız zaman da dün verilen tercihlere. Dün katıl Telegram grubunda bir ana kombin yaptım. Ki zaten bu iki mücadeleyi de sizlere vermiştim. Tottenham mücadelesinin ev sahibi bir buçuk üstü tekli olarak sizlere bir maç benden bir maç sizden olarak önermiştim. Tottenham mücadelesinin ben Tottenham'ın iki gol atacağını düşünüyordum. Hatta galip geleceğini düşünüyordum. Fakat Southampton çok iyi oynadı. Fakat bize fark eder mi? Fark etmez. Ev sahibi bir buçuk üstümüz başarılı oldu. Onun yerine de Bournemouth mücadelesini ekledim ben. Sizlere de önermiştim zaten. Maç sonu bir şeklinde direkt ekledim. O da başarılı bir şekilde geldi. Tekrardan değerlendiren tüm katıl Telegram destekleyicilerimizi teşekkür ederim. Onun dışında bir de yüksek misli yaptım ben mücadeleye. Dedim ki yani yüksek misli ben dedim güveniyor mu mücadeleye? Tottenham iki tane atar. Yeni transferlerini aldı, oynattı derken zaten Ben Bentancur çok iyi bir performans sergiledi. Bence pas yüzdesi sonradan girmesine rağmen en yüksek oyunculardan bir tanesiydi. Yüksek misli grubunda da ben aynı şekilde dedim ki Tottenham mücadelesine yüksek girebiliriz diye düşündüm. O yüzden değerlendirme altına alacaklara bol şanslar dedim. Açıklamasını zaten yaptım. 304, mesela 2K kasanız varsa 300-400'lük oynanabilir şekilde bir öneri yaptım arkadaşlara. Kazananları tebrik ederim. Onun dışında hemen katıl Telegram grubundan bahsettiğim seviyelerinden. Ana Telegram grubumuz canlı Telegram canlı maçların bulunduğu gruptur. İdeal kombinler ve canlı maçlarla burada kazandırmaya çalışıyoruz ve kazandırmaya devam ediyoruz diyeyim. Telegram yüksek oran grubunda tekli yüksek oranlı tercihler oluyor. Yine değerlendirme altına alıyoruz biz değerlendireceklere, geleceklere bol şanslar. Yüksek misli grubunda da zaten cumartesi günü bir kombin hazırladım şimdiden. Yarına muhtemelen olmaz. Cumartesi günü için bir yüksek misli hazırladım. O şekilde de ilerleyeceğim. Hem kanalımıza destek olup hem de ayrıcalıklardan faydalanmak istiyorsanız sizler de katı telegram gruplarımıza dahil olabilirsiniz. Diyerekten ilk mücadelemle başlayayım. Köln-Leipzig mücadelesi. Bu arada sizden aynı şekilde artı 300'ün üzerinde bir like seviyesi bekliyorum. Üçüncü gün oluyor seride dedim tek maç serisinde. Sizlerden ricam videoya güzel bir şekilde like atmanızdır. Artı 300'ü geçersek güzel olur. Cuma gününün hafta sonu hazırlık. İlk mücadelem Leipzig ile mücadelesi. Ben bu maçta gollere gitmedim. Cuma gününden Cuma günü kaynak Cuma günü olmasından kaynaklı bazı böyle alternatif tercihler düşündüm yani ne yapabilir ne yapabiliriz diyerekten de. Leipzig son mücadelesine 3-2 mağlup oldu. Tam da beklediğim skorda. Videoda zaten beklenen skor 3-2 olarak söylemiştim. Değerlendiren olduysa tebrik edelim şimdiden. Leipzig güzel bir futbol sergiliyor. Ki zaten hücum attı. kendi evinde de öyle. Gerek kanatla kanatlardan ve sol kanattan ve ortadan çok fazla saldıran bir takım Leipzig takımı. Bitiricilikleri zaten üst seviyede. Free ve duran topları çok iyi kullanan bir Leipzig takımı var. Pozisyon bulduğu zaman Bayern Münih maçında da gördük zaten çok fazla 3 tane kaçan net pozisyonu var 2 tane de golü var az gitmesine rağmen Bayern'e göre az gitmesine rağmen yani bitiricilikleri iyi. Fakat ben şöyle bir tercih aldım. Köln'ün biraz stilinden bahsedeyim. Köln'ün en başta gelen oyun stili sık sık orta açmayı deneyen bir Köln takımı var arkadaşlar. Köln takımı ağırlıklı olarak kanatlardan gelir ve orta açmayı dener ve duran toplarda iyi değerlendirmeye çalışan bir takım. Ben Köln'ün hem sağ kanatının çok fazla kullandığını bilerekten Köln'ün oyun stilinde var zaten bu. Hem de sık sık ortaya açmasından dolayı Köln'ün böyle bir korner kazanmasını bekliyorum. Leipzig de tabii korner kazanabilir. Güzel bir maç olur. Skor beklentisi 2-0'lık Leipzig galibiyeti de olsa ben burada idealden tek bir tercih sunacağım sizlere. 8.5 üst korner 1.41 gibi orandan var. 1.41 gibi oranı var. Değerlendirecekler önerilir daha yüksek oran isteyenler varsa korner balimini arttırabilir. Korner için şanstır. Şansımız yanında olsun. Bol şanslar arkadaşlar. Sevilla elçe mücadelesi. Sevilla'nın oranı garip bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Niye böyle oluyor? Ben de anlamış değilim. 1.30 olmuş şimdi oranın. 1.26 ile başladı. 1.29 oldu. 1.30 olmuş. Yani 10 dakika önce 1.29'du. Şimdi konumuz o değil. Sevilla bazı yeni transferler yaptı. Bu yapılan yeni transferler bence başarılı. Özellikle Martial çok çok iyi bir transfer bence. Sevilla'da bazı eksik isimler var. Bu eksik isimlere baktığım zaman da sakatlığı süren eksik isimler. Lamela'nın sakatlığı sürüyor. Sonunda sakatlığı sürüyor. Önemli oyuncular mı? Önemli oyuncular. Şimdi ben bu maçta bir Martial'e ilk 11 başlatırım diye düşünüyorum yani. Rakitic falan da antrenmanda. Fernando Torres gibi isimler de aynı şekilde antrenmanda. Antrenmanlarına baktım Sevilla'nın şu maçta şöyle bir değerlendirme altına aldım tek maçta maç da bu yeni transferlerle birlikte ilk maçına geçen çok düşündüm ciddi anlamda bu maçı denip 2 golüne mi girsem Sevilla'nın yoksa maç sonu 1-4.5 alt mı yapsam çok arada kaldım şimdi Elche iyi bir takım Elche okey Elche son maçlarda aldığı maçlara baktım da mesela Real maçı 2-2 bitti Barcelona maçı 3-2 bitti bunlar da sürekli gol atmış yani şey vermiş zeval vermiş öyle söyleyeyim fakat oyunun özetini izlediğim zaman özellikle son Real Madrid maçını 2-2'lik maçını izledim. Elçinin özetini izledim. Real Madrid olağanüstü pozisyonlar kaçırmış. Yani bu kadar şans biraz fazla Elçiye'ye. İyi de futbol sergiliyorlar. İyi de ilerliyorlar açıkçası. Fakat ben burada Sevilla'nın galibiyetini düşünüyorum. Tekli olarak da önerim şu şekilde olacak. Videonun sonunda da zaten tekli olarak bu maçı aldım. Oran bir 41 olmuş. Çok bir değişiklik yok. Ben Sevilla'nın tek farklı kazanmasını bekliyorum. 4.5 altında 1 burada ideal olan tercihtir. Sevilla tek farklı kazanabilir. Yüksek orandır. İdealden 4.5 altında biri alabiliriz. Yüksek orandan ne önerim diye baktığım zaman da 2.95'lik orandan şurada. Ee, handikap 0. Tek farklı bir Sevilla galibiyeti beklenebilir. Skor beklentisi 1-0. Yani Golü bir maç beklenseydi. Gol ortalaması yüksek bir maç beklenseydi. Ev sahibi 1.5 üstte giderdim. Ben bu tür istatistiklere kendim dikkat ediyorum. Bu maçta önerim bu yönde. Değerlendireceklere bol şanslar. Porto Sporting mücadelesi. Yani inanılmaz bir mücadele. Ciddi anlamda inanılmaz bir mücadele. Çünkü bu maç şampiyonluk maçı. Nasıl bir şampiyonluk maçı ondan bahsedeyim. Şimdi Porto puan durumundan bahsedelim. Kendi evinde Sporting'de olacak. Puan farkı 6. Eğer puan farkını burada 9'a çıkarırsa Porto takımı iş bitmiştir. Yani ben söyleyeyim iş bitmiştir. Biter yani. Yani yo, daha çok maç var, bitmez falan değil. Yani Porto bitirir. Eğer bu maçı alırsa Porto burada işi bitirir. Ligin ilk mücadelesinde oynanan maçta Porto deplasmanına beraberliği aldı zaten. Burada Sporting'in beraberliği alması lazım. Şöyle bir tercih sunacağım sizlere. Ben Sporting'in kolay kolay bırakacağını düşünmüyorum. Yeri geldiği zaman da riski alacaktır zaten Sporting takımı. Şöyle bir oran açtılar mı? Şöyle düşük bir oran açmışlardır. Aynen. Oran çok düşük. En ideali Sporting'in atacağı bir gol bence. Deplasman 0.5, 1.31 gibi oran açmışlar. Yani en ideali o. Yüksek oranlarda ben bir tane daha tercih çıkardım. Yani gelebilecek yüksek oran diyeyim. Sporting'in bir golünü yazdınız mı kafaya? Okey. Ben bu mücadelenin de şöyle bir hemen açayım orayı da. Toplam golün 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum. 1.80'de onun oranı var. Sporting bir tane gol bulur. Biri kazanırsa 2-1 yoksa beraberlik çıkabilir. Fakat... Sporting'in bir golü ve mücadele geneli 2-3 gol tercihi benim için ideal bir tercih olacaktır. Değerlendirecek tüm arkadaşlara bol şanslar. Real Madrid ile Barcelona mücadelesi. Güzel bir mücadele burada bizlere bekliyor Basket, basketbolda. Şimdi bu mücadelede şöyle söyleyeyim. Real Madrid son mücadelesinde Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Biz de onu Real Madrid tarafına değerlendirdik. Fakat Real Madrid Euroleague tarihinin en kötü ya yani en kötü ilk yarısını oynadı ki en az sayısını attı. Euroleague tarihinde bakın. Real Madrid kendi evinde daha na mağlup bir takım. Daha kendi evinde hiç mağlup olmadı. Zor bir maç geçecektir. Real Madrid hücumda çok kötü bir performans sergiledi ki yolculuk da yaptı. Türkiye'den İspanya'ya tekrar uçtular. Şimdi burada bir El Clasico oynayacaklar kendi evinde. Barcelona son dönemlere baktığımız zaman da Real Madrid'den daha iyi bir takım olduğu Veya oyun olarak daha iyi bir takım demek pek doğru olmaz. Oyun olarak daha iyi olduğunu söyleyebiliriz Barcelona bu sezon iki kere Real Madrid oynadı ikisinde kazanmasını başardı. Ben şöyle biraz ters tercih mi olur artık ne olur bilmiyorum da ben ilk yarıda çok fazla sayı beklemiyorum arkadaşlar bu maçta. Savunmalar konuşabilir. Real Madrid'in de hücumsuzluğu, hücum performansı kötü olduğu için son maçta yorgun da olacak takım. Yine çok fazla katkı veremeyebilir. Ben ilk yarıdan 80 sayı çıkmaz diyorum. Şöyle bir oranı var. 1.46. İlk yarı 79.5 altın oranı 1.46. Ben dediğim gibi Real Madrid Barcelona maçı olmasından dolayı Real Madrid'in de son maçını seyrettim. Hepsini basketbolda 4 periyodu ee, kendi evinde yorgunlar. Çok fazla bir sayı beklemiyorum. Barcelona zaten ona göre ilk yarı 79.5 alt değerlendirme altına alınabilir. bu şanslar. Benim sizlere önerim tekli olacaktır yine. Bir maç benden bir maç sizden şekilde ilerliyoruz aynı şekilde. Şimdi Sevilla mücadelesi. Ben dediğim gibi Sevilla'nın galibiyetini bekliyorum yeni transferler ile birlikte. Ev bir 1.5 üst mü 4.5 altına bir mi çok kararsızdım. Ama 4.5 altında bile gideyim dedim. Çünkü 1-0 skor çıkabilir mücadeleden. Bahsettim zaten maçın içinde. Sevilla kazanır. 4.5 altında bir değerlendirme altına alır. Umarım 2 günlük bir ufaktan bir seri oldu. 3. günde bu olur. Cuma gününün hafta sonu kazançlı geçebiliriz. 4 mücadeleyi de isteyenler istediği şekilde değerlendirme altına alabilir. Benim değerlendirmelerim bu şekilde. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.